Devam ediyor. Kimyasal atık sebebi. Ancak dört mahalleyi birden sarabildiğine göre demek ki çok güçlü bir durum ortada var. Diğer taraftan kimyasal atığın ne olduğu konusunda yetkililer henüz bir şey söyleyebilmiş değiller. Ama insan sağlığına zararlı olmadığı ya da zehirli olmadığı şeklinde bir bilgi geldi ortaya. Soru işaretleri yükseliyor, çoğalıyor tabii. Şimdi dolayısıyla bir toksikoloğa başvurmak gerekiyor. Haber muhabiri Saime Toktaş, toksikoloji uzmanı, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Profesör Doktor Muhsin Konuk'un yanında ve ajansta onların verecekleri bilgileri sizlere aktarıyoruz. Can Okanar, evet sizin de söylediğiniz gibi artık konunun ne olduğu ya da bu vakanın neden kaynaklandığını bilmek için öncelikle uzmanların da söylediği elbette neden kaynaklı olduğunu ya da bu maddenin ne olduğunu tespit etmek. Henüz gelen böyle bir sonuç yok. Bununla ilgili bir açıklama yok ama biz bunun neler olabileceği konusunda ve nasıl etkileri olabileceği konusunda da konunun uzmanına soracağız. Sizin de söylediğiniz gibi toksikoloji uzmanı Profesör Doktor Muhsin Konuk, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi ciddi bir olay var. Dün akşamdan beri neredeyse Tuzla'nın çok büyük bir bölümünde etkisi var. İnsanları da ciddi anlamda etkiledi. Yaklaşık 90 kişi hastanelere başvurdu. Dolayısıyla bir etkinin yaratıldığını söylemek mümkün ama bu nedir? Neden dolayı olabilir? Evet, bu nedir? Bunun neden dolayı olduğunu aslında ciddi olarak biz bilmiyoruz. Fakat anlaşıldığı kadarıyla hastaneye başvuran vatandaşlarımızın özellikle havadaki gazdan ve kokudan etkilendiği görülüyor. Gerçekte bu sadece gaz mı yoksa gaz üreten başka bir molekül mü? Bunun tespit edilmesi lazım öncelikle. Bu da elbette bunun nereden salındıysa onu salan bölgedeki ya da fabrikadaki veya üretim aşamasındaki yerden ne ürettiğinin aslında ve atık madde olarak nelerin olabileceğinin belirlenmesi gerekiyor. Aslında şu anki bütün konuşmalar bence afaki konuşmalar. Dolayısıyla bu maddenin öncelikle ne olduğunun belirlenip ona göre konuşsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ancak gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımızda işte baş dönmesi, mide bulantısı, zannediyorum bazılarında görme bozukluğu, işte kararmalar, göz kararmaları da olmuştur. Bunlar zaten genel olarak toksik etkinin bir belirtisi olarak söylemek mümkün. Şimdi uzmanlar, az önce arkadaşımız da söyledi, Mehmet Karataş, ona da gelen bilgiler, yapılan açıklamalar bunun zehirli bir madde olmadığı, insanları etkilemeyeceği şeklinde ama bu belirtiler de bir zehirlenmenin belirtileri. Evet. İnsan hayatını riske atmaz denmiş ama insan hayatını riske atmak ne demek bu anlamda? Yani zannediyorum şimdiye kadar bir ölüm vakası olmadığı için, inşallah olmaz, ölüm vakası olmadığı için bunu söylüyorlar. Ancak toksikoloji birimi sadece insanın ölümüyle ya da öldürecek kadar kuvvetli zehirlerle ilgilenmez. Bizim bilemediğimiz şekilde maruziyete bağlı olarak özellikle kanserleşmenin en temel nedenlerinden bir tanesi bu toksik maddelerdir. Dolayısıyla bizim genlerimizde özellikle maddeye maruz kalan hücrelerimizdeki genlerimizde ve vücudumuza alındıktan sonraki karaciğerde bunları detoksifiye eden enzim sistemleri üzerinde nasıl bir etkisi var, bunun aslında belirlenmesi lazım. Yani ölüme sebep olmaması onun toksik olmadığı anlamına gelmiyor. Daha değişik toksik etkileri olabilir. Bunun araştırılması lazım. Çok ciddi bir durumdan bahsettiniz. Kanserleşme dediniz. Buna ne kadar süre maruz kalmak gerekir? Bu yeterli midir dün akşamki olan? Aslında bununla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü o kimyasalların kendi kimyasal özelliklerine göre bu yani birkaç saatten bazen aylara kadar süren bir maruziyete bağlı olabilir. Ancak çok emin konuşmak için bu maddenin öncelikle ne olduğunun belirlenmesi ve bunun gerçekten ölüm harici diğer toksik etkilerin var mı yok mu belirlenmesi gerekiyor. Peki tekrar bu bölgede yaşanan duruma bakacak olursak, işte mide bulantısı, baş dönmesi dedik ama başka ne tür etkileri olabilir insanlar üzerinde? Nasıl anlaşılır ya da bunlar dışında, bu belirtiler dışında? Bu belirtiler dışında genel anlamda anlamak gerçekten zor. Ancak işte söylediğim gibi kusma yapabilir, karın ağrıları olabilir, görme bozuklukları meydana getirebilir, göz kararmaları olabilir. Böyle belirtiler olabilir. Bunlar geçici de olabilir. Ancak gerçekte oradaki insanlarımıza
ne tür bir etkisinin olduğunun belirlenmesi az önce söylediğim gibi mutlaka o kimyasal maddenin ne olduğunun bilinmesiyle gerçekleşebilir. Ne kadar zamanda anlaşılır bu kimyasal maddenin ne olduğu? Kimyasal maddenin ne olduğunu anlaşılması aslında bence bu kimyasal maddeyi salan bölgeden bence 2 mililitrelik bir örnek alınabilirse, çünkü sıvı halde salındığı anlaşılıyor. Bu örneğin bir de o bölgede ya da o salım yapan kurumda veya kuruluşta ne üretildiği bilinirse o zaman çok çabuk bunun sonucuna varılabilir. Çok fazla gün sürmez. Yani bir haftadan önce mutlaka o kimyasal madde açığa çıkartılabilir. Ama o kimyasal madde belirlendikten sonra da gerçekten bunun toksik etkisi var mı yok mu, bunu belirlemek de en erken 3 gün içerisinde mümkündür. Peki böyle belirtiler ortaya çıktığı zaman bu tür durumlar ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir önlem almak lazım? Bu durumlarda hemen aslında o bölgeyi terk etmekte fayda var. Yani yapılacak en güzel şey bu. O maruziyetten kendimizi uzak tutmamız gerekiyor. Bundan başka da yapabileceğimiz henüz bir şey yok. Çünkü bilmediğimiz bir şey. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bundan da tek kurtuluş yolu kaçmak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda toksikoloji uzmanı Profesör Doktor Muhsin Konuk'tu. Tuzla'da yaşanan olayla ilgili olarak ne gibi önlemler alınabilir ya da bu madde ne olabilir üzerine konuştuk. Sözü tekrar size bırakalım.